nasılsa buradasınızdır diye haber vermeden geldim. Çıkıyorum İbrahim, bir şey mi var? Tanıştırayım, kızım Perihan. Memnun oldum. Ben de. Tataroğlu Holding'de çalışıyordu, oradan ayrıldı. Ben de düşündüm ki bizim yeni oluşumumuzda yer alır. Yeni oluşum derken İbrahim? Kereste işini, holding işini diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Memati ile gerisini konuşursunuz. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Baba adam yüzümüze bile bakmadı. İşte o yüzden ben de senin burada çalışmanı istiyorum. Kimse senin yüzüne bakmaz. İbrahim, bitirdin beni. Vitaminler çok mu geldi Fikret Bey? Sözümü kesme İbrahim. Balla kestim efendim. Ayısın ya ondan. Neyse, 45 yıllık hayatımda... 60 efendim. Sözümü kesme demedim mi İbrahim? Dediniz efendim. Uyuduğum, trafikte olduğum, yemek yediğim zamanları niye sayıyorsun İbrahim? Onları saymadan 60 dedim efendim. Bravo İbrahim. Artık espriyle 45 yılın intikamını alıyorsun. Normal. Ortak olduk. Estağfurullah efendim. İlk defa bugün bir evladım olmadığına bedbaht oldum. Niye efendim? Perihan'la gurur duydum. Neydi öyle o? O akıllar, o çalışkanlık, o zeka, o endam. O çalım neydi öyle? Hanımını rahmetli tanımasam bu çocuk senden değil derdim. Ben de çok gururlandım efendim. Ben Davut'u gözümde hep büyütürdüm. Ama akılsızın önde gideniymiş. Niye efendim? Böyle bir kızı nasıl elinden kaçırır? O konuyu hiç açmayın efendim. Demedim mi İbrahim? Davut kızına yazar diye. Dediniz efendim. Ama demedi demeyin. Bir daha yazarsa Davut Bey'i öldürürüm. Perihan öldürmüş zaten. Sen Davut yaşıyor mu zannediyorsun? Ne demek istiyorsunuz? Sen bu zenginleri bilmezsin İbrahim. Daha kulübe yeni girmeye çalışıyorsun. Davut yaptırmıştır Perihancığımın dev bir portresini. Geçip karşısına yudumluyordur viskisini. Perişan, perişan. Demeyin efendim. Öyle bir tablo ile karşılaşırsam onu öldürürüm. Bırak acı içinde ölsün İbrahim. Sen bilmezsin. Bir insana verilecek en büyük ceza onu karşılıksız bir aşka itmektir. Beni çok itmeye çalıştılar İbrahim. Ama hiçbirinde düşmedim. Baba çıkalım mı? Davut senin portreni mi yaptırdı? Yok, kara kalem çalıştı. Baba saçmalama, gidelim hadi. Biz kızımla arkadaş olduk efendim. O yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Siz kusuruna bakmayın. Olsa da baksam İbrahim. Olsa da baksam bir kusurcu. Mecburen yalan söylemişler. Maran benim yanımda niye yalan söylesin Polat? Mecbur, ne yapacak? Kızı anında örgüt koğuşuna aldırırlar. Yok ya. Bizim elimiz de armut topluyor. Tombik. Konuşmayayım diyordum ama dayanamıyorum. Eskiden aman şahit oluruz işkenceye diye karakola bile gitmiyordunuz. Bitti arkadaş o dönem. Ya kızımın üstüne niye gidiyorsunuz? İkisi de bir şey yapamaz. Leyla kızım ne bizimkilere ne de o ahlaksızlara izin vermez. Vermem tabii Ömer baba.
Son 2 dakikada kandırmış gitmiş bizimkini. Sana da konuşmayacaktım ama sen kaşındın. Sen daha bu ünsal şerefsizine oturt o koltukta. Sonra da Leyla'ya laf söylüyorsun. Ne yapacaktım Hikmet? İskender'e ne yaptıysan onu yapacaksın. Ben niye yapayım? Bak savcılarımız var. İspatlasınlar Ünsal'ın şerefsizliğini. Atsınlar içeri. Alenen söylüyorum. Adam Gladio'nun köpeği. Öyle söylemeyle olmuyor. Kurum yönettin. Koy önüme belgeleri, atayım içeri. Benim görevim değildi İnsanlar için belge toplayıp mahkemeye çıkarmak. Hikmet, kapıya bak. Niye? En küçük Leyla. Kapı çalınıyorsa en küçük bakar. Burada savcı mavcı yok. Hadi savcı yaşlı akıllı deli yok da. Kibarlık da mı yok evladım? İyi akşamlar. Polat Alemdar burada mı? Burada evladım, buyurun. Yok, kendisi gelsin. Hayırdır evladım? Buyurun. Bizimle merkeze kadar geleceksin. Sebep? Orada izah ederiz. Gidelim. Nereye gidiyormuşsun sen? Leyla kızım, bir baksana. Savcı hanıma da bir deyin bakalım. Anne, karıştırma kızı. Leyla! Ne oldu anne? Bunlar oğlumu tutuklayacaklarmış. Biz arkadaşlarla hallederiz. Merak edecek bir şey yok. Siz içeri girin. Kimliğini göster bakayım. Siz kimsiniz? Nöbetçi savcıyım. Kimliğini göster. Gözetim iznini kimden aldınız? Savcı hanım, özel bir şey konuşacağız arkadaşla, sonra bırakacağız. Sen kimliğini gel, yarın adliyede benden al. Ben nöbetçi müdürü arayayım, onun da bilgisi olsun. Tamam savcı hanım, ben yarın gelir sizden alırım. Tabii geleceksin, saygısız. Ne yapıyorsun, çıldırdın mı? Gidip konuşacaktım. Benimle konuşacağım bir şey varsa. Kız, tombik. Havanı mı attın yoksa bize, ayarladın hıyarın tekini? Ya git Hikmet abi ya. Sen bir şeyler mi karıştırıyorsun? Leyla, beni bu dünyada kimse konuşturamadı. Sen mi konuşturacaksın? Allah'ını seviyorsan burada kalacaksın. Bu oğlum bize söylemiyor ama kim bilir ne sıkıntıları var. Evladım, arkadaşlarını da ara. Hep beraber burada kalın. Baba, bari sen gelme üstüme. Gel anacığım.